Diyarbakır'da yaşamak Kürtçenin yasaklı olması sebebiyle temiz bir Kürtçenin konuşulamadı, konuşulmadığı, yaşayanların Türk olmaması sebebiyle temiz bir Türkçenin de konuşulmadığı, herhangi bir dilin herhangi bir ağız, şive ve lehçesinin de konuşulmadığı, hele hele bir aksanın hiç konuşulmadığı, ancak ve ancak aksayan bir dilin konuşulduğu, gramatik ve semantik bağlamda Türkçe ile Kürtçe'nin birbirine fena halde bulaştığı, bulaşmakla kalmayıp birbirini feci kırdığı bir dilin içine doğmak ve oradan konuşmaktır. Ey devlet, kabahatlere gelesin demektir kepen kapatma eylemi var yarın da olacakmış diye şehirde türlü türlü tevatürün dolaştığı bir anda dükkanın kapısında elinde çay bardağı ağzının kenarında sigarası ile öbür dükkanlar kapattı mı kapatmadı mı diye etrafı kolaçan eden esnafın gündüz vakti birdenbire patlayan bombaya yahu daha saati değil demesine tebessüm ederek yoluna devam ederken Allah mahkumlarınızı serbest bıraksın ölülerinizin kemikleri bulunsun diye dua eden dilenciye dilencinin bile politiğine denk gelmektir. Sokakta oyun oynayan veletlerden birinin hile yapmasıyla haksızlığa uğradığını düşünen öbür veledin ellerini havaya kaldırarak ma bu adalettir isyanlı sorusuna ileride akil adam olacak bir başka veledin adalet değil devlettir demesine uzun uzun baka kalmaktır. Diyarbakır'da yaşamak sabah sabah ortadoğu'yu, akşam akşam yine ortadoğu'yu düşünmektir. Karaşın sözcüğünün karşılığının layıkıyla, karşılığını layıkıyla bulduğu bir yerde yaşamaktır. Allah'ım bu Kürtler niçin yaşlı doğu yorun açıklamasını uzun uzun yapmaktır. Diyarbakır'da yaşamak bazen yaşamamayı öğrenmektir. İllegal başkent olmanın bütün yükünü omuzlayıp bir gün mutlaka her anlamıyla güvercinin başkenti olmayı düşlemektir. Eylem ve protestolarda Türkçe atılan yaşasın hakların kardeşliği sloganının birden dilde makas değişikliğiyle Kürtçe'ye evrilip bir cibiratıya gelene nasıl geçtiğini fark etmeden yanınızdaki kişinin ya he he yaşasın hakların görümceliği demesine eşlik etmektir. Devletin hakkında ne düşünüyorsunuz, devlet hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna valla biz devletten memnunuz diyen yaşlı dayıya Roş TV spikerinin kamerayı ve mikrofonu kapattıktan sonra çıldırır gibi dayı senin köyün yakılmadı mı? Yakıldı. Bir oğlun daha da ölmedi mi öldü. Sen şehirde perperişan bir hayat sürmüyor musun? Sürüyorum. E nasıl devletten memnun olursun sorusuna yanıt olarak o benim resmi görüşümdür diyen dayıyla selam alıp vermektir. Diyarbakır'da yaşamak sana bir kelime edeceğim deyip iki paragraf konuşmaktır. 12 yaşındayken Vedat Aydın'ın, 13 yaşındayken Abi Musa'nın, 36 yaşındayken Tahir Elçi'nin ve bu arada ne yazık ki artık ismi dahi hatırlanmayan yüzlerce çocuğun faili meçhule gitmesine tanıklık edip seri katil, seri katil, seri katil diye diye yaş alırken ömür vermektir. İstikrarlı şekilde büyüyen tek yerin mezarlıklar olduğu, yasaklanmış bir yasın uzun yıllar sürdüğü, bu sebeple de travmadan bir türlü çıkılamayan korkunç sarı kahkahaların uzun, atı, uzun uzun atıldığı bir şehirdir. Dersine girdiğiniz 18 yaşındaki gencin annesi bir sabah sınıfın kapısında belirip çocuğum dün gece eve gelmedi cümlesini sessizlikle karşılamadır. Çünkü o 18 yaşındaki genç bir sonraki günde gelmeyecektir. Bir sonraki günde, bir sonraki Annelerin çocuklarının spor ayakkabı giymesine şiddetle karşı çıktığı çünkü spor ayakkabı giyen çocukların eyleme gideceği şehirdir Diyarbakır. Eve geç gelmenin bir başka anlamının olduğunun anlaşılmaya muhtaç olduğu şehirdir. Bütün dünya alem sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yaparken Kürtlerin sadece yaşamak için dağ bayır yürüyüş yaptığı, ayakta kalmak için ayaklanmanın zorunlu olduğu şehirdir Diyarbakır. Vurun ulan vurun ben kolay ölmem diyen şair Ahmet Arif'in her köşe başında kimlik soruyor benden, açıp yaramı gösteriyorum diyen Hicri görenin, çünkü acısına seyirci ister hayat diyen Kemal Varol'un şehridir. Minibüste öğrenci iki kuruş indirim var diye 65'lik dayının şoföre para uzatırken pişkin pişkin bir öğrenci demesine karşılık şoförün dayı kaçıncı sınıf diye karşılık vermesidir. Sosyal medyadan apararak söylersem Ahmet'te simit satan çocuğa günde kaç simit satisen diye sorana Ali sen al, al misen devlet gibi ne oy Ali sen beni diyen simitçi çocuktur. Polis bariyerine kurutmalık biber asıp tüm iktidar aygıtlarını allak bullak eden, özelliklerini en önce ilan eden güzel teyzelerin olduğu şehirdir. Ana akım medyanın yalan yanlış haberlerini okkalı küfürler etmekten, nalet gelsin demekten sıkılıp her evin balkonuna veya adamına çanak anten almanın zorunlu olduğu şehirdir. Kendine iftira etmek gibi ruh halini şahane ifade eden deyimlerin kullanıldığı şehirdir. Evinizi tamir etmeye kalkıştığınızda banyoyu, mutfağı, balkonu yıkıp dökmekte gayet mahir ustalar bulacağınız. Çünkü savaş bunu öğretmiştir. Ama inşa ve yapmada tek bir usta dahi bulamayacağınız. Çünkü bütün Ermeni zanaat ustaları vaktinde gönderilmiştir şehirden. Üstelik yarım yamalak biten işten sonra anasının başlık parasını isteyen ustaların olduğu şehirdir. Öfkesi de, sevinci de, isyanı da başka bir yere benzemeyen, 40 yıl orada yaşasanız da hayret kipiyle bakmakta zorunda olduğunuz kent değil, şehirdir Diyarbakır. Hangisi? Ahmet mi? Diyarbakır mı? Kimlik için 100 yıldır savaşın verildiği, nice bedelin ödendiği, belki de dünyanın en kimlikli şehirlerindendir Ahmet yahut Diyarbakır. Diyarbakır'da doğmuşsanız şayet diğer yerlerdeki yaşıtlarınıza nazaran devletin soğuk sözcüklerine erken kayıt yapmak, bu sözcükleri erken sökmek ve bu sözcüklerle erkenden tanışmak zorunda olduğunuz ama ve ancak isyanın sözcükleriyle mezun olabileceğiniz şehirdir. Aslında sadece bunu demeliydim galiba. İçinde devletin ve isyanın geçtiği uzun bir cümledir Diyarbakır.